Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mario kardeşimiz bizim için Kawasaki ZX-10R'ın yağını değiştirecek. Ben de size nasıl yapıldığını göstereceğim. Motorun içerisine bir kimyasal karıştırdık şimdi. Şuradan göreceğiniz gibi. Bu kimyasal da, şöyle göstereyim. Bu kimyasal da yağ temizliyormuş, yağ haznesini. Evet, yağ şimdi Mario'cum açtı. You are very serious. Yeah, always serious. Serious business. Mario yağını işini iyi yapıyor. Kapağı çıkardık. Yağı değiştiriyoruz. Bu motor bizim Given Drive kankimizin motoru. Yüzünü çekmiyoruz onun. Yüzünü göstermiyor beyefendi. Gösteririm ama önüne bir şeyler koyarsın abi. Patlıcan ikonu falan. Oo, bu yağ çok kötü olmuş ya. Tadına bakayım. Dur. Nalet bitsin. Kim yapmış? Bu kötü ya. Bu ne yapmışlar ya? Zeytinyağı koymuşlar ya bunu. Servisler yapıyor ya. Ustalar böyle. Anlıyormuş gibi yağın şeyinden parmağımda pis oldu. Bad, little bit bad, I think. Can you try? Evet. Sıvı yapıyor. Benim attığım ilaç içindeki yağ sıvı yapıyor. Ha, daha iyi akışkan olması için, öyle mi? Ha, evet, o ilaç o işe yarıyormuş. Talk Mario. It's a little bit of more fluid because of the oil flush. Yeah, because of the oil flush. Diyor ki motorun ön tarafı biraz aşağı doğru ya, bir de pedokun üstü olduğu yukarıda. İçin yağın aynen. Tümü motordan çıkıyor. Aynen. Tabii canım. Tam usul abdesti aldı. Aynen öyle. O ilaç güzelmiş ama sıvılaştırması ya. Tabii onu kullanmamak lazım herhalde. Nasıl? Onu koyup kullanmamak lazım yani. Sadece değişimde. Evet, Putoli'nin bize göndermiş olduğu sağ olsunlar yağlar var. Bunları koyacağız şimdi bu canavar. Ondan sonra ön kaldıra kaldıra gideceksin değil mi Given Drive'cim? Buralara biraz ıslatacağız herhalde. But the top for sake krijgt een beetje olie erop. Ya. Evet, birazcık o yağ süreceğiz diyor. Onu bile anladım lan. O kadar Hollanda'da 2 senedir yaşamanın bir şeyi oldu. Beche oil. Ya. Yeah, I understand. Beetje olie. Olie. Nee, heel even wachten totdat hij goed uitgedruppeld is. Evet, bütün yağ. Easy job. Yes, for you. Senin Ormi için kocaman bir dağ. Aynen yani böyle alet edevat olmadı mı sıkıntı. Ekvah var ya. Makine dehşet diyor ya. Çabuk def olup gidin diyor başımın. Harbi mi? Hemen yapın diyor. Yok. İyi tamam. Schoonmaker. Schoonmaker dediğin? Cleaning. Cleaning. Just clean the edges. Evet, Hollandacayı da arada onu nereye mi açıyor? Çatalı şey yap. Mario, zaten işçi dediğin çatal açık olur, reklam alacaksın çatala. Ben de şimdi eğildim, arkadan beni kontrol ediyor Given Drive'cim. Aha. İsmimi kullandın. Telif atacak bana ismi kullandım diye. İşte gördüğünüz gibi tapayı yerine takıyor arkadaşımız. Ben kopyayı evet. Lekker. Lekker demeye de gerek yok motorcu abi. Always hand tight, not with a drill or anything. Sadece elle çevireceksin, takacaksın. Tight. O kadar diyor. Abanmayın diyor yani. Darbeli matkapla bilmem neyle sıkmaya. Bence de yani ben hayatımda onu makineyle sıkan görmedim. Anahtarla sıkılıyor da çok kasmaya gerek yok. Adam elle taktı bıraktı. Zaten ısınınca kilitlenecek. Yağ alıyoruz. Given Drive'a içiriyoruz. İçmeyeceğim mi? Bir bak böyle. Ama yorumunu yap. Evet. Evet, gördünüz. Böyle gibi iki parmağı sürmen lazım. Oo, gördüğünüz gibi. Bak. Bitmiş ya bu. Ama gerçi neden bu kadar şey biliyor olmuş musun? O kimyasal bunu böyle yapıyor. Bak, adamın matını da kirlettim. Bak, evet, karşılaştırma. Evet. Yani mantıklı mantıken bir fark olması lazım arada zaten yani. kullanılmış yağla. Bir evet, de bunu arkadaşlar bir senedir değiştirmiyorlardır bence yağını. Litvanya'dan geldi ne de olsa. Sana geldi. Şey yaptılar arada. Bakımsız geçirdiler motoru. Geçirdiler bana bu motoru. Bu arada arkadaşımızın 200 üstü. Az önceki yaptığı örnek süperdi. Şimdi fülleyeceğiz ya. 4 litre 15 alıyor bu motorun yağ haznesi.
4 litre motorun içine, 15 olan da, 1 litre olan da filtrenin içine giriyor demek istiyor. Yani filtrenin içine girecek yağ bilmek lazım yani. O da önemli bir nokta. Akıyor maşallah. Sıcak değil mi? Sıcak aynen. Ama sıcaklık işte sizi yaklaştıran. Saatin de güzelmiş ha. Mutlu yüzler. Always here. It's me, Mario. Nilaki vele. Nasıl hissediyorsun Given Drive? Bir temizlik, bir yenilenme hissi. Bir insan domuz gibi çamurun içinde yuvarlanıp tertemiz bir banyo alması gibi. Değil mi? Gusül abdesti gibi yani. Yok, o farklı. O motoru yıkamak yani. O dış tarafı yıkamak, bu iç tarafı. İç temizliği, evet. Bu zihinsel temizlik. Aynen. Yok ama gerçekten bazı duygular anlatılmaz. Evet, Putoli'nin iddialı motor yağını kullanıyoruz. Şöyle racing motorlar için. Sağ olsunlar, bize hediye etmişlerdi. Lan ne yağ aldı motora bak ya. O kamyon gibi anasını. Ya. Ömrümü çürüttü der gibi bir nefes aldım verdin. Masraftan. Teşekkür ederim. Hadi oli bijvullen. Alles onder weer eruit. Oh, je had die filter... Ik had hem nog niet vastgezet. Je had hem alleen erop gezet. 5 liter olie. Nee, unutmuş mu tapayı kapatmayı? Kendi Honda, is het helemaal leeg? Nog niet helemaal, maar ik wil hem eerst even laten draaien. Ja. Wachten. Biraz şimdi kaç, 4 litreyi koyduk değil mi? 4 evet. Litre. 4 litreyi doldu. 4 litre değil ya. Tam 3. Tam 4 değil. 3,9 of so zitten. Hayır. Anlattığı hikayeyi anlatayım istersen. Diyor ki Honda 600 RR'ı varmış. Hı-hı. Telefondaymış. Evet. Ama yağ motora döküyormuş hani. Evet. Ama unutmuş filtreyi. Filtreyi çevirmemiş ha. 5 litre tamamen yere dökülmüş ya. Mar haçit mi? Mario ne yapıyor? Aç. Oo. Motorun bir de zincirini yağlayacağız gördüğünüz gibi. Bizi bir tamam hemen çeviriyorum sana. Nasıl hız? İyi mi böyle? Vallahi full bakım yaptık ha motora. Daha hızlı, daha hızlı. Hızlı mı gelsin? Çok hızlı. Hah, aynen. Hemen bitsin istiyorsun. Devam. Bak. Tamam. İyi mi? Lastiğe gelmedi değil mi? Yok, tamam, güzel oldu. Bak, hepsi süper, süper, perfecto. Şimdi motorun yağını değiştirdik. Bir de bir granajlarını parlatalım. Şimdi sıkıyorum, başlıyorum. Müsaadenle, senin motorun ama parlatabilir benim miyim? Benim motor, senin motor. Tamam, eyvallah. Silikon spreyle. Kafasına da sıkalım. Sıktıktan sonra parlatma operasyonu yapacağız. Bak bol kullanıyorum ha. Değerimi bil. Teşekkür ederim. Çok güzel kardeşim. Çok güzel birisi. Teşekkür ederim. Evet. Tamam, bu kadar yeter. Kuyruk güzel yani. Kuyruğu kolay parlatılır burası. Tek elde kamerayla zor. Baksana oğlum şuna bak ya. Ciddi misin? Ama çizikler ortaya çıktı ama güzel. Evet arkadaşlar, bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bayağı güzel oldu. Motor çığlık atıyor gördüğünüz gibi. Instagram'da ve Facebook'ta beni takip etmeyi unutmayın. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.